Merhabalar arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a geri dönen Benten Infinity oyununa gelen değişiklikleri göstereceğim. Arkadaşlar bilmiyorsanız bu Benten Infinity Roblox'ta uzun süredir olan bir oyun. Fakat işte geçen sene civarında olan bir olaydan sonra Roblox'taki neredeyse tüm Benten oyunları kaldırıldı. Bu oyunda dahil de. Fakat bu sefer oyunun ismini değiştirip oyunu tekrardan çıkardılar, baştan çıkardılar. Ve çok fazla şey eklediler arkadaşlar. Bu önceden sadece adminlere, oyunun yapıcısına falan özel olan eşyalar veya Game Pass'ler, hatta shop'tan bile alabileceğiniz şeyler tamamen bedava oldu arkadaşlar. Oyuna girip istediğiniz saati, istediğiniz rengi alabiliyorsunuz ve Master Control da alabiliyorsunuz. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Öncelikle size alabileceğiniz saatleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok fazla saat eklediler ve bunlar hepsi farklı saatler. İşlevleri tamamen farklı, uzayları tamamen farklı. Ve önceden bilmiyorsanız zaten sadece 3 tane saat alabiliyordunuz. Original serisindeki vardı. Hani bu ilk Benten'in ilk serisindeki. Alien Force'daki saati alabiliyordunuz. Bir de Ultimate Alien'daki Ultimatrix'i alabiliyordunuz. Fakat bu yeni güncelleme ile birlikte bu işte Omniverse saati bile geldi. Omniverse saati önceden yoktu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu Omniverse saatindeki uzaylılar kendi görünümlerine sahipler. Yani Ultimate Alien'deki ya da diğer dizilerdeki diğer versiyonlarına benzemiyorlar. Omniverse'ü gördüğünüz görünümlerine sahipler. Neyse bu Omniverse saati diğer size birazdan göstermek üzere olduklarımın yanında hiç. Bunu anlayacaksınız birazdan işte. Original Series Omniverse saati var bu da. Bu yine Omniverse saatinin özelliklerine sahip fakat klasik saate benziyor biraz. Hani tek farkı üstünde şu Omniverse halkası var. Yine aynı şekilde, pek aynı şekilde değil de. Şurada gördüğünüz gibi Ultimate Alien Omniverse var. Bu da Albedo'nun Omniverse'de giydiği saat. Bu saat şey gibi. Hani Omniverse saatiyle aynı sayılır. Tek farkı bunda Ultimate'lar var arkadaşlar. Hemen Ultimate olan bir tane uzaylı seçeyim mesela şuradan. Gördüğünüz gibi Omniverse saati gibi dönüşebiliyor. Sonra üstüne bir de Ultimate'e dönüşüyor. Gerçekten çok güzel. Neyse bundan geri dönüşelim hemen. Onun dışında başka Omnitrix'ler arkadaşlar. Ultimate Ben var. Bu Ultimate Ben'i bilmiyorsanız bu şey. Alien Force'daki gelecek ben. Hani Alien Force'da gelecekten bir tane benim yaşlı versiyonu geliyordu ya. O yani. Omnitrix'i açtığınızda normal Alien Force saati gibi gözüküyor. Fakat uzaylıya dönüştüğünüzde farkı anlayacaksınız. Hemen bitçide dönüşeyim mesela. Gördüğünüz gibi dönüşmedim ama saat o şey üstünde duruyor yani dönüşmüşüm gibi gözüküyor. Bu işte dizideki versiyonu gibi aynı. Bakalım uçabiliyor muyuz? Ha Ultimate şey dönüşüyor şimdi. Ultimate bitçile dönüştü ama uçamıyoruz galiba. Evet. İlginç. Ateş falan atabiliyoruz da uçamıyoruz. Ha uçuyorduk aslında ya. Neyse tamam uçabiliyormuş demek ki. Onun dışında arkadaşlar benim favorim var Biomnitrix. Bu hani şey bu sefer de Omniverse'deki gelecek benim saati bu arkadaşlar. Burada yine R'ye basıp hani dönüşeceğiniz uzaylıyı falan seçebiliyorsunuz. Buna da gerçekten bir sürü uzaylı seçeneği var. Bu sefer isimlerini gösteriyor. Gerçekten güzel. Ama size göstermek istediğim o özellik değil. Size göstermek istediğim Biomnitrix'in diğer özelliği arkadaşlar. Şöyle bir U'ya basıyoruz onun için. Gördüğünüz gibi U'ya bastığımızda ikisi de yanıyor ve sol tarafta iki isim yazıyor arkadaşlar. Bu dönüşeceğimiz uzaylı bu ikisinin karışımı oluyor. Mesela Atomix, Alienix var. Onu sonra göstereceğim başka bir videoda. 4 kol insanozor var. Onu mesela basalım şu an. Gördüğünüz gibi 4 kol ve insanozorun dönüşümüne yani bir bileşimine dönüşüyor ve gerçekten çok güzel olmuş bence. Şöyle bakalım kaç vuruyor. 30 vuruyor. Çok güzel. Ama başka hiçbir özelliği yok. Hani Q, E, R'ye falan basıyorum da. Bu şey galiba. Biomnitrix'teki uzaylıların pek özellikleri yok gibi. Onun dışında mesela ateş topuyla şey var. Yüzen kanatın bölüşümü var. Ona basalım. Gerçekten. Bunda bir özelliği yok gibi. Zaten pek akıllıca bir dönüşüm değil açıkçası. Suya girince ne oluyor? Hızlı yüzmüyor ama canına gitmiyor. Tamam güzel. Gördüğünüz gibi Biomnitrix gerçekten böyle önceden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu bu arada. Bu sadece oyunun yapımcısına özel bir saatti ve şimdi bunu bize paylaşmışlar. Tabi bunun dışında Omnitrix'inizin renklerini falan da değiştirebiliyorsunuz. Şuradan bir hemen Ultimate Alien'a geçeyim mesela. Albedo'nun Omnitrix'i yapmak istiyorsunuz diyelim. Şöyle yapınca mesela şuradan şunu da hafif koyu kırmızı yapalım. Bunu da daha az koyu kırmızı yapalım.
submit diyelim. Şu an hiçbir şey değişmedi fakat Omnitrix'i kullanmaya çalışınca kırmızıya dönüşecek ortası, evet. Aynı şeydeki gibi hani Ultimate Alien'de ben Albedo'nun saatini alıyordu ya, açılsaya kadar rengi dönüşmüyordu tekrardan yeşile. Ve dönüşüp bir uzaylıya dönüşüp geri insan dönüştükten sonra kırmızıdan yeşile dönüşüyordu. Bu da aynı filmdeki gibi yapmışlar arkadaşlar. Şu an yeşil gözükse de bir uzaylıya dönüşüp geri dönüştükten sonra hemen dönüşebilirsem gördüğünüz gibi rengi değişiyor ve gerçekten de çok güzel gözüküyor. Bu eskiden Game Pass'te falan alınıyordu diye biliyorum. Bende yoktu da. İşte şimdi herkes kullanabiliyor. Buradan siyah rengini falan da değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum mavi yapabilirsiniz. Açıkçası ben tercih etmem ama yani yapabilirsiniz. Onun dışında Omnitrix'i kullanma animasyonu var. İki tane gördüğünüz gibi benziyor bu şey. Omniverse'de Benzoro vardı. Yani Omnitrix'e kafa atıyordu. Türk taktiği yani bakın. Açalım şöyle bir tane uzaylıyı seçelim bakalım. Ve gördüğünüz gibi kafa atıyor. Çok güzel. Eko Eko olduk. O da bayağı güzel. Onun dışında geri dönüşelim ki settings'i açabilelim. Ne var arkadaşlar? Master Control, onu göstereceğim birazdan. Onu hatta şimdi kapayalım. Şey, uzaylı skinleri var arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi gelecek ben, hani Gwen 10, Ben 23, Albedo falan, bu uzaylı skinlerini seçebiliyorsunuz. Ben Albedo'yu seçeceğim şu an Albedo olduğum için. Hepsini göstermeye gerek yok zaten tüm uzaylılar için skinleri olmasa da. Master Control'u açıyoruz arkadaşlar. Açınca gördüğünüz gibi böyle bir ışığı yanıyor. Ve Master Control Keybinds diye bir şey geliyor sol tarafa. Bu Master Control'un ne olduğunu biliyorsunuzdur. Usta kontrolü. Bu usta kontrolü işte saatinize sınırsız enerji veriyor. İstediğiniz kadar uzaylı formunda kalabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da uzaydan çıkabiliyorsunuz. Ve onun dışında birkaç özelliği daha var. Burada gördüğünüz gibi keybindları falan var. Bu Master Control'u buradan gelip enable yaptığınızda gördüğünüz gibi ışığı yanıyor. Buraya gidip istediğiniz uzaylı ismini yazabiliyorsunuz. Mesela K'ye gideyim ben şu an ne yazayım? Cannonbolt yazayım, Yıldırım Gül'e yazayım arkadaşlar. Kaydedip geri döneyim. Şu an onun key neydi? K. K'ye basınca arkadaşlar Yıldırım Gül'e dönüşecek. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. Mesela başka ne almışım? B'ye kromoston koymuşum. B'ye basayım hemen. Hemen onu dönüşüyor. N'ye basayım. 4 balı var neydi? H'ye bastım. Gördüğünüz gibi böyle hızlı hızlı dönüşebiliyorsunuz ve şarj falan yok hiçbir şekilde. Gerçekten çok güzel. Bunun dışında birkaç özelliği daha var Master Control'un. En havalısını göstermek istiyorum. Mesela bu keybindlarınızı tamamen doldurdunuz. Yer yok ama bir uzaylıya dönüşmek istiyorsunuz. Mesela Jetra'ya dönüşmek istiyorsunuz. Arkadaşlar hemen chat'e açıp Jetra'ya yazıyorsunuz. Ve aynı filmdeki gibi dönüşüyor. Filmde de zaten bilmiyorsanız dizisinde yani. Ben usta kontrolünü aldıktan sonra uzaylının ismini söylüyor ve direkt uzaylıya dönüşebiliyor. Gerçekten çok güzel. Mesela Raph diyeyim. Hemen onu dönüşüyor. Xalara gideyim. Onu dönüşüyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle geri dönüşelim. Master Control dediğim gibi yani sınırsız enerjisi oluyor. İstediğiniz ismi söyleyip onu dönüşebiliyorsunuz. Ya da bu Keybind'de isimlerini yazıp işte onları dönüşebiliyorsunuz. Ve normalde dönüşemeyeceğiniz birkaç uzaylıya da dönüşebiliyorsunuz. Mesela bu uzaylıya normalde bu saatte dönüşememeniz lazım ama dönüşebiliyorsunuz. Onun dışında bu Omnitrix'iniz için skinler de var burada gördüğünüz gibi. Bunların çoğu çalışmıyor gibi geldi bana nedense. Yani ben çalıştıramadım en azından. Belki siz çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde değişmiyor. Hatta Restore Defaults desem. Omnitrix Type'ını hatta şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi Omnitrix değişiyor ama Omnitrix skinini seçince hiçbir şey değişmiyor. Şöyle ben tankiye yaptım mesela. Yani belki karakteri sıfırlamam falan gerekiyordur. Onu deneyelim hemen. Evet gördüğünüz gibi ben beceremedim yani belki siz yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz bana da söylerseniz sevinirim. Bunun dışında birkaç özellik daha eklediler. Decouple özelliği arkadaşlar. Omnitrix'i konudan çıkartıyor. Gerçekten çok güzel. Ve gördüğünüz gibi biraz ses yapıyor. Duyabiliyorsunuzdur belki. Omnitrix konunuzdan düşüyor ve bunu tekrar geri alabiliyorsunuz. Bu işin güzel yanı Omnitrix'i başkasına atabiliyorsunuz böyle. Silme tuşuna backspace'e basarak. Ve başka oyuncular bunu alıp kendi kollarına takabiliyor ve sizin yarattığınız Omnitrix'i yine aynı renkte, aynı özellikte başka kişiler kullanabiliyor. Evet, bu yeni eklenen özelliklerin çoğu böyle. Artık bu killerin pek bir önemi yok. Bunlar sadece hani leaderboard gözüküyor öyle hava atarsınız arkadaşlarınıza diye. Bu itemleri almanın da pek bir anlamı yok. Hani PowerShell galiba şey hoverboard için kullanılıyor hala. Z mi X'e, X'e basınca aynen hoverboard kullanabiliyorsunuz. Onun dışında hani
Oyundaki her şey bedava olmuş. Şu shop'u açmanıza bile gerek yok yani. Şu kristallere gerek yok artık. Şuradan gidip seçebiliyorsunuz. Ama gerçekten bu güzel olmuş bence. Böyle güzel şeyler eklemişler. Galiba bu oyunun yeni bir versiyonu yapıyorlar üstünden. Değişiklik ekleyerek yeni bir sürümünü yapacaklarmış. Farklı oyun olarak çıkaracaklarmış diye duydum. Şu an emin değilim fakat eğer bir gelişme olursa bu konu hakkında size haber verdiğimden emin olurum. Evet, güzel olmuş gerçekten. Böyle yeni şeyler eklemişler. Oyunun özellikle dönmüş olması için seviniyoruz şu an daha çok. Tabii ki de dediğim gibi Benton oyunlarının çoğu silinmişti. Birkaç dönen oyun daha varmış fakat diğer bunun dışında hiç dönen olmadı. Arkadaşlar bu Atomix, Alien X ve Vabik uzaylıları, hani özel uzaylılar, biraz daha güçlü olanlar, Ultimate Vabik falan, sadece özel private serverlarda oluşturuluyor. Fakat işte bunun için private server'e Robux ödemem gerekir. Bu eğer video sevilirse, hani eğer kullanmamı istiyorsanız, özel bir server açmamı istiyorsanız bana haber verin. Öyle bir durumda bir private server açıp size Alien X'i falan da gösteririm. Hatta linki de koyarım buraya, siz de gelip oynayabilirsiniz. O yüzden eğer bu videoyu beğendiyseniz ve eğer devamını Alien X'i falan görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki seferde görüşürüz o zaman.